Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber lordoz ya da hiperlordoz olarak adlandırılan omurgamızdaki yine bir duruş bozukluğu rahatsızlığıyla karşınızdayım. Lordoz, omurgamızın lumbar yani bel bölgesinde bulunan kısmında içe doğru C şeklinin olması gerekenden daha fazla olduğu durumlara verilen isim. Bu rahatsızlığın görüldüğü kişilerde bel bölgemiz olması gerekenden daha fazla içeriye giriyor. Kalçamız direkt olarak daha fazla dışarı çıkıyor ve karın bölgemiz önde daha fazla ileriye doğru gitmiş oluyor. Bel bölgemizin şu kısmındaki C formu az önce de dediğim gibi içe doğru daha fazla olduğu durumlar lordoz olarak adlandırılıyor. Şimdi burada belimizin arka kısmında kalan şu bölgedeki kas grupları bu bölgedeki yani karın kısmındaki kaslardan daha gergin ve bu kısım daha zayıf. Doğal olarak kalçamızda yani pelvisin olduğu yerde gluteuslar daha zayıf. Daha zayıf. Bacağımızın arka kısmındaki hamstringler. Ön taraftaki kaslar ise yani bacağımızın ön tarafındaki kas grupları ise daha gergin ve daha güçlü olan kas grupları. Bu rahatsızlığı olan kişilerin yapması gereken şey gergin olan kas gruplarını gevşetmek ve esnetmek, güçsüz olan kas gruplarını güçlendirmek. Esnetme egzersizlerini yapacağımız kas grupları üst gövdemizin ekstansörleri, sırtımızda ve belimizde bulunan ve bacağımızda bulunan hip fleksörler. Zayıf olan ve güçlendirmeye ihtiyacımızın olduğu bölgeler ise karın kaslarımız ve bacağımızda bulunan hip ekstansörler olacak. Şimdi hiç vakit kaybetmeden egzersizlerimize geçiyoruz ve neler yapabiliriz bunları öğreniyoruz. İlk egzersizimiz BSM egzersizi olacak. Sırtımızda bulunan erectorspinal hissedeceğiz. Bunun için ayaklarımızı hafifçe açtık. Ayaklarımızın üzerine oturduk. Yavaşça gövdemi öne doğru yuvarlıyorum. Uzanabildiğim yere kadar uzanıp gövdemi önde bastırıyorum ve bekliyorum. İkinci egzersizimizde üst gövdemizin ekstansörlerinden biri olan quadratus lumborum'u esneteceğiz. Bunun için zemine sırt üstü uzanıyorum. Ayak tabanlarımı yere bastım. Ellerimi göğüs hizasında dışa doğru açıyorum. Dizimi gövdemin yanına doğru düşürdüm. Diğer ayağımı üstten geçirdim. Dizimin önüne doğru aldım. Ve kalçamı hafifçe ayaklarımın olduğu tarafa doğru çevirmeye çalışıyorum. Ve sırtımı, bel bölgesini hafifçe esnetiyorum. Şimdiki esneme egzersizimizde gergin olan bir diğer kas grubumuz olan bacağımızdaki hip fleksörleri esneteceğiz. Bunun için dizlerimi koydum. Ayağımı öne doğru aldım. Diğer ayağımı geriye doğru alıyorum. Dizim yerde ve yavaşça kendimi hafifçe öne doğru bastırdım. Ve bacağımızı hafifçe esnetiyoruz. Ve güçlendirmemiz gereken ilk bölge karın bölgemiz. Bunun için biz basic crunch yapacağız. Ayak tabanlarımızı yere koyduk. Eller göğsümüzün üzerinde omuzlarımızla birleşiyor. Yavaşça sadece üst gövdeni yukarı doğru yükselt. Üst karnını sıkıştır ve geriye doğru gel.
Diğer güçlendirme egzersizimiz yine karın bölgesi için olacak. Yine sırt üstü zemine uzanıyorum. Elleri gövdenin yanında dışa doğru açtım. Belimi olabildiğince zemine yaklaştırıyorum. Dizlerimi çektim. Ve yavaşça dizleri hükmeden yere doğru bıraktın. Ve geriye doğru geldin. Dizlerin açısını korumaya çalış. Belini yerde sabit tutmaya çalış. Topuklarına değdir. Ve başlangıç yerine dizleri çek. Zayıf olan ve güçlendirmemiz gereken bir diğer bölgemiz ise hip ekstensörler, yani MC'likler ve gluteus maximusumuzu güçlendireceğiz. Bunun için zemine yine sırt üstü uzandım. Ayak tabanlarım yine yerde kalıyor. Eller gövdenin yanında yerdeler. Yavaşça kalçamdan başlayarak gövdeni yukarı doğru yükselt, 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 yükselt. Karnını koru, kalçanı sık, bacaklarının arka tarafları zaten gerilecek. Ve yavaşça omurganı kademeli bir şekilde yere doğru bırak. En son kalçan yerde ve rahatla. Yavaşça tekrarla. Bugün sizlerle beraber lordozu olan kişilerin yapabileceği 3 esneme ve 3 güçlendirme egzersizini öğrendik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz ve abone olmak isterseniz abone ol butonuna basmayı unutmuyoruz. Şimdiden herkese iyi antrenmanlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.